Tolgancayım, Pencik Etrayani Bursa'm. Ben Balaylaki Mersasen, Samarkand vilayetinin Taylaq tumanındaki Panşamsiyab kışlağı da otken. Panşamsiyab degeni Siyab boyudaki kışlağı da otken. Bu Siyab, buna hazır öyle Samarkand'ın Uluğbek observatoriyası yanından ötedigen Abi Rahmet'in başı, şu Siyab. O bulaklardan teşkil topadı. Onu buram bir yerden, deryadan, yanımadan emas. Mana şu Urgutlu yoldaki Cuma bazardan bloklar çıkıp çıkıp, minglab bloklar yerdeyden şuna çıkıp 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 katta bir derya gayrinladı. Ve tınık, onun karasu deyilgeni ya ki siyah deyilgeni tıp tınık bugünlük için şuna kadar sakin akadigen bugünlük için ona kadar mebuladı. Şu etraftaki tegrimanların şu sudan yürürdü. Ekti tegriman vardı bizde kışlarda. Ondan ki abcuvaz vardı. Şalini aklaydıken. Uyem şu sudan yürürdü. Şali karlayık, pakta karlayık. Başka hem de suğar işleri. Su şünçelik kubiydi ki hem havlilerinin içinden su kurtarıldı. Ben kim başka kışlarların müzakürler gibi var yandan ki bu su şünçelik tankısı ikenlik hayran kalayım. Suam şuna kadar da gitmek kararken bu adamdır. Çünkü su nihayette kubide. Her kademde bu da bulak bu. Hazır hem panşam şeyde. Ben şuna kadar etrafta bulaklar kaynak su çıkıp durabilirdi. Şuna kadar faizli bir joy. Şunge yani yokşaş adamların hem faizli bir müysafetler, bir acayip insanlar barıdı. Bir müysafet hemsahimiz barıdılar. Ben şimdi yaşlılığımdan, üyelgenimden mi, nimeden mi, salam veriş isimden çıkardım ya hayal bile yürgen ben mi? Assalamu aleyküm derdiler bu kişi. Şundan ki birinci ben salam verdim buldum da. Bu yani terbiyenin bir türü, bir nimesi. Ondan ki mektepge Sovet bu uruş tügedi. Uruş tügeyinden ki mektepge yaşıga gittik, maktab yaşıga gittim ben. Lekin onam bu hali yaş deyip Sovet maktabiga bermay turgan. Seni ben haftiyakda o'rgataman, Qur'onni o'rgataman, Buxoroga jo'nataman, o'sha yerda o'qiysan, mulla bo'lasan degan ma'noda shu Sovet maktabiga bermaganlar. O'sha Buxoro madrasalarida o'qib mulla bo'lasan degan ma'noda. Lekin keyin nimalar bilib qolib, menga aytishdiki, Sovet maktabini o'qituvchilari bilib qolib ekanda, keyin maktabga olib ketishgan. Maktabga borganda men keyin meni arab yozuvini unutganim yo'q. Keyin yana bir voqea shuki, shu bilan bog'liq voqea shu qo'shnilarimizdan biz bilan o'qigan bitta yigit borib nimaga partiya tashkilotiga aytgan. Bu eskichani Qur'onni o'qiydi, onasi shunaqa o'qitgan deganda partiya tashkiloti yig'ilish qilib uni maktabdan haydaymiz deganda. Ana shunda Islom G'afurov degan matematika o'qituvchimiz bo'lardi. Shu kishi yo'q, bu u ham kerak. U hali Navoiyni o'rganish uchun, boshqalarni o'rganish uchun, u yozuvni, u harflarni o'rganish uchun buning yutug'i deb bizni o'sha saqlab qolgan maktabga. Keyin meni to o'sha maktabni bitirganimcha undan keyin ham shu domla Islom G'afurov nimasida go'yo bir tarbiyalagandek bo'ldi. U kishining shavqli bir so'zlari, zavq bilan gapirishlari, o'sha davr haqida gapirishlari, istiqbollari, sizlar hali zo'r bo'lasizlar, bunday bo'lasan, faloncha bo'lasan, faloncha bo'lasan. Menga matematika uncha o'z matematik yo'q kishi, lekin san deydilar, matematik bo'lmaysan, yaxshi filolog bo'lasan. San haligi Moskvaga xat yozgan, borib MGUda o'qigin. Bu yerdan keyin dunyoga nom chiqadigan olim bo'lasan, unaqa bo'lasan deb shunaqa ruhlantiradilarda o'zlari bir ajoyib inson edi. Keyin yana bir fakt, qiziq fakt. Domla o'sha bir narsa yozsa, bir she'r yozsa, bir nima qilsa, nima qiladilar? Ruhlantiradilar. Bir o'quvchi, kursdosh, maktabdoshimiz, sinfdoshimiz bor edi. Kam kelardi, ba'zan bir haftalab darsga kelmas edi.
Nima sababdan durib haligi Furqatning tuf degan she'ri o'qitilardi shu paytda. Shunga javoban man tuf degan bir o'sha nimani tanqid qilib, o'rtog'imizni tanqid qilib she'r yozdim. Uni maktab devori gazetasiga berdilar. Ertalab kelsak gazeta yo'q. Keyin domla nima haligi o'sha Islom G'afurov hammani yig'ib qo'llagi dag'dag'a qilib agar kim olgan bo'lsa, yashirgan bo'lsa, men uni sizlarga uni qilaman, buni qilaman. Hozir Iskovich itni chaqiraman rayondan. Keladi, topadi. Sani haligi obro' qilmaydi degandan keyin haligi ko'rsatdi. Doskani orqasiga bunday nima qilib qo'yib qo'ygan ekan gazeta. Yani shunaqa bir ajoyib odam edi. Ba'zan mana o'sha o'zimizning mollarni, nimalarni boqish otam kasal bo'lib qoldi. Onam ham kasal bo'lib qoldilar, o'sha oilaga qarash, nima qilish bizni bo'ynimizga bo'lib qoldida. Mol boqish bilan vaqtim o'tardi, maktabga kelolmasdim. Lekin 2-3 kilometr haligi u paytlar asfalt degan gap yo'q. Hali tuproq yo'llardan yurib, shunday nima borib, haligi ota-onamni ham gapga olib, meni ham haligi targ'ibot ish qilib o'qimasang bo'lmaydi desam, kelajagini o'qish bilan nima deb 2-3 marta shunday shunaqa borib nima qilib qayt maktabga olib kelganlar, qiziqtirganlar. Ba'zan ko'ngil sovuganda ham, ba'zi o'qituvchilar urushganda, nohaq urushganda ham u kishi ko'nglimni ko'tarib nima qilib shunaqa manigina emas, boshqa shu haligi yaxshi o'qiydigan yoki umuman o'quvchilarga juda bir mehribonlik bilan har biriga o'zini o'g'liday, qiziday qarab shunday bir tarbiya qilardida shu odamni tarbiyasi alohida bir esimda qolgan va o'shaning qiyofalari ham, yuz tuzilishi ham hamon mani esimda bir nuroniy odam edilar. O'sha Islom G'afurov degan kishi. Keyin biz Panshanbisobdagi 8-chi maktabni bitirib nimaga keldik? Taylorda 12 yillik 10-chi maktab bitirdik. Va keyin man nima bo'ldi-yu, komsomol komitetining sekretari bo'lib qoldim. O'sha paytda bir yil komsomol kabinetining kotibi bo'ldim. Bu komsomol komitetining kotibi partiyani o'sha paytda shunaqa xizmatini qilish kerak bo'lgan paytlar bo'lgan. Ba'zan ro'za paytlarida ro'za namozi, hayit namozlari borib, ularni to'xtatadigan odatlar ham bor ekan partiyani. Bir marta shunaqa bo'lib qoldi, keyin biz tashladik uni. Bu otam o'zi namozxon. Ona butunlay mulla, boya aytgandek kishini bizni haligi qori qilmoqchi edilar o'qitib. Mulla bo'lgandan keyin butun qishloq hali hayron bo'lib qoldida. Keyin man tashladim bu nimani. Komsomolni tashlab Toshkentga o'qishga yo'llanma berdi. Baribir komsomol komitetlari ham komsomol komitetining kotibi bir ayol, sen o'qishing kerak deb Toshkentga yo'llanma berdi. Toshkentga Timsiqaga haligi qishloq xo'jalik injenerlari nimasi kelib o'qigan. Bu yerga kirdimda, kirgandan keyin qarasam hamma yoq chizmachilik, chizish qarayman. Boshini ko'tarmasdan chizadi, o'tirib chizayotganlar. Bir nima yo'q, unaqa sherxonlik yo'q, unaqa yo'q. Shundan keyin tashlab, bu maktabni ham kirgan joyimga tashlab, o'zi zo'rg'a kirdim, matematikadan 2-chi marta imtihon topshirib kirgan. Tashlab borib, keyin 2-chi yil Samarqand Davlat universitetiga, Alisher Navoiy nomidagi universitetga o'qishga kirdim, filologiya fakultetiga. O'qishga kirdik. Bu yerda yani domlalar, Vohid Abdullayev endigina fan doktori bo'lgan paytlari, Vali Xo'jayev bir shavq, zavqi baland, o'sha klassik adabiyotni juda chuqur biladigan inson, Nuriddin Shukurov ham o'tmish adabiyotini ham hozirgi adabiyotni biladigan, G'afur G'ulomlarni she'rlarini butun boshidan oxirigacha yoddan biladilar domla. Nuriddin Shukurov va boshqa juda ko'p shoirlar, Orzubekov bizni ustozi qilgan bizga, menga Orzubekov tomonda Xudo rahmat qilsin, bular Salohiy degan kishi bor edilar. U kishi ko'plab domlalardan dars olganmiz,
Üniversitenin Hayati Filologiya Fakültesi, Samarkand'ın Filologiya Fakültesi ancak nüması balandı. Mavqe balandı. Bu arada başta Sabirdir Ayni kafedra müdürü bugün. Keyin Uluq Tursunov degan Hamza bilan birga o'qigan odam Tilchi domla ishlardilar o'sha paytlarda. Kamtarin inson edi, lekin juda bilimdon, juda tilni yaxshi biladigan inson edi. U kishining suhbatlari boshqalar bularni hammasi bizani o'sha universitetga mustahkam bog'lardi, bilimlar chuqurroq o'rganishga. Ayniqsa mumtoz adabiyotga o'rganishga e'tibor juda katta edi. Cümleden dedik Nuriddin Şükrü damla kollarını çöntekleri salı şuna ders verdiler de birinci derse kirgenleri saval verdiler. Hoş Hazreti Nevai'nin Gazaller Divanı namı ne mi? Gazaller'in mağını. Kaysa Gazal bilen başlanadı dediler. Şunda ben ilgari oku girerdim. Halim üniversiteye kirmesinden aldım Navai icadı ile tanış bölüm okuduğum için. Maitim Aşakat min aksi şamsul kalsi anvaril huda Yar aksin mayda kur deyip camdin çıktı sada degen bayt bilen başına degen birinci gazalı vardı. Yaşa dediler otur. Hep beş koydular da. Lakin bu narsa mana shunaqa rag'batlantirishlar yana haligi adabiyotga, mumtoz adabiyotga bo'lgan muhabbatni oshirdi. Keyin Hamdamov domla tilchi o'zlari tilchi edilar, lekin adabiyotdan ham juda shavqlari baland edi. Bizani nimaga Toshkentga bir guruh o'sha talabalarni 4-chi kurs paytida Toshkentga olib kelib, Toshkentdagi Alisher Navoiy nomidagi nimaga stajirovka o'tdi kutubxonada. Kutubxona u paytda nima deydi haligi hozirgi san'at galereyasi bor, o'shani yonida edi. O'sha yerda stajirovka o'tdik, Toshkent bilan tanishdik, boshqa qildik, kitob, yangi kitoblar o'qidik, ko'p yangi tadqiqotlar o'qirdim. Keyin Vohid Zohidovning asarlarini juda yaxshi ko'rardim. Shu tadqiqotlarini. Xuddi qo'shiqday o'qir edim-da man, menga juda yoqar edi. Keyin Burxonova degan bir domlamiz bor edi. Buni ko'p o'qimang, bu haligi uni qaytardim man bundan-da. Bu haligi juda chiroyli yozadilar domlalar, lekin nimalari mohiyati boshqacha. Yok, yani komünistik ruhdaki nimesi küçüleydi de, Nevla'nın asarlarını, Navai'nin hakkında yazsa, Agahi hakkında, başka hakkında. Yürü şehrini, şehirde yıkılıp yazardılar, asarları hazırlamış, şuna kadar yokuşun asarları. Ama mazmunun komünistik gayağı bu isimdirilgen, yani şuna kadar asarlar edi. Bak, bir de makıldık ki, Berde Abu Rayhon Birni nomidagi nimaga stajirovka keldik qo'lyozmalar institutiga. Bu yerda bir oy bo'ldik. Bu ko'p qo'lyozmalarni ko'rdim man bu yerda Farsoxon domla bilan tanishdim. Shu yerda Qutbiddin domla bilan tanishdim. Shu yerda boshqa domla Nosirov domla bilan tanishdim. Undan keyin aspirant bo'lib bitirganimdan keyin aspirant bo'lib kelganda ham shu odamlar ko'p yordam bergan. Ben hani üniversitesini bitirgenden keyin üniversite gazetesinde işleye başladım. Samarkand Üniversitesi'nin gazete bağlı işledim de. Ondan keyin bir gün Gaybullah Salam, Profesör Gaybullah Salam bağlı kaldılar. O kişi ben tanımasını ileri görmeyeyim ben. Ama o kişi nimanın cüde yakın ortağı, Arzubek İftamlı'nın yakın ortağı bugün, birge okuyan diye. Şu Özbek domla aytgan bo'lsa kerak, men shu yigitni siz olib borib shogird qiling dedi. Kim meni chaqirdilar? Domla Apmanin bo'lib borganmi, nima bo'lib borganmi bilmayman Samarqandga. Keyin sen Toshkentga borasizmi? Men bu paytni endi o'ylanganman. Oilali bo'lgan paytim. Lekin o'qishdan boshqa narsani o'ylamasdim men. Oilani boshqa boshqa. Shu adabiyot shunchalik nima qilib ketganki, nima qilmasdim. Undan keyin o'qiyman dedim.
Bo'lmasa kechqurun ketdik dedilar. Kechqurun poyezga chiqdik dedik, biz Toshkentga qarab jo'nadik. Uylariga olib bordilar, mehmon qilib 3 kun yotdik. Borib, o'sha paytda nima adabiyot institutida direktor o'rinbosari bo'lib ishladilar. İmtihan topshirdik Sirtqi Asbani to'raga. Pasaxon domla imtihan aldılar menden. Navoiydan başkadan savol bo'ldi. Navoiyning shirin shakar sheri bormi deb. İki tilde yazılgan sheri bormi dedim. Men haligi arabiy guftam, arab farsi guftam. Qaddan da turkiy so'zlasam, bo'yin chinchin va hokazo desam. Ya'ni bu Navoiy emas, xalq Navoiyniki dedilar. Lekin yaxshi aytding dedilar. Nam uchun imtihondan o'tib, keyin Sirtqi Asfendiga nima qildikda qaytib ketdim. Men Samarqandga borib ishni davom ettirgandan keyin bir oy o'tgandan keyin domlar nima qilib telefon qildilarmi, xat bilanmi, nima ish qildingiz dedim. Men aytdim, hech imkoniyat yo'q bu gazetada, nima yo'q desam, bo'lmasa tashlang, keling bu yerga dedilar, Toshkentga qaytib keling. O'sha sharoit qanaqa bo'lgan, buyurib buyurib keling o'qib keldim. Buyerga kelgandan keyin demak kunduzgiga o'tkazdilar aspiranturaga. Shu bilan shundan keyin toshkentlik bo'lib qolganmiz. G'aybul aka men uchun bir ham akaday, bir shuni yaqinlashib qoldik bir-birimiz bilan, ham ustoz ham aka. O'kishi tarjimashunos, lekin bilimlari juda keng, o'zingiz ham yaxshi bilasiz, bilimi juda keng inson edilar. Adabiyot tarixini ham, til tarixini ham, o'sha o'zbek til qiyosiy lug'atini tuzaman deb bir uyni to'ldirib nima qilib qo'yibdilar haligi. Kartotekalar tuzib qo'yganlarni ko'rib men hayron qolganman, shuncha nima qilib, niyatlar juda katta edi o'sha paytda. Biz aspirant bo'lganlari ensiklopediyani so'zligini tuzatgan paytlarda shavq zavqlar soat 12gacha ishlarida kelib odamlar bilan birga nimalar o'sha xizmatchilar boshqalar ham shu ishlarga qaramasdan doim har kuni nazorat qiladilar. Men demak qo'l bu nima ogahining tarjimonlik mahorati buni tema qilib oldik. U bo'yicha qo'lyozmalarni topib uni foto nusxalarini olib o'rgana boshladim. Lekin bemalol domlani o'ylariga kirib borardim. Bemalol xuddi o'zini farzandlaridek qabul qilardilar. O'tirib soatlab suhbatlashardik. Turli mavzularda suhbatlar bo'lardi. Menga insoniylikni ko'p jihatlarini haligi o'rgatgan odam shu odam bo'ladilar. Bu insonga g'amxo'rlik, shunchaki g'amxo'rlik emas, balki bir tarbiyani bir o'ziga xos usuli bor edi u kishida. O'zlarini ibratlari bilan, o'sha olim kishini tarbiyalash. Shunchaki tarbiya emas, olim kishini tarbiyalash. Shogirdlari ko'p, bu kishini masalan haligi umrini oxirlargacha 50dan ortiq fan nomzodi doktorlarni tarbiyalaganlar. Bu qanday amalga oshishini tasavvur qilish ham qiyin. Kechalari o'tirib 3 rangli 4 rangli qalam bilan tuzatib chiqadilar, nimalar tarix qilib chiqadilar, dissertatsiyalarni, boshqalarni, o'zlarini kitob yozishlari, boshqalari boshlaridan o'tgan nimalar hammasiga nima bo'ldi. Mana u nima berdi tashlab nimaga ketib qoldilar, Samarqandga ketdilar. U yoqqa borib yana qaytib keldilar Sher Muhammedovning nimalari bilan. Shu sababi shuki u kishi ensiklopediyani hamma ishlarini qildilar. Nimalarni amalga oshirdi. Lekin partiya xodimlari bu kishini rahbar bo'lishini qabul qilolmas edi. Alam qilar. Bu kishi partiya a'zosi emas edi. Kommunist emas edi. Shu Ibrohim aka o'zlari g'aybul akani o'zlari aytadilar. Bir hikmat chaqirib, voy g'aybulla, bu partiya kirgin, desalar, kirsam aqlim oshadimi? Shay odam bo'lmading, bo'lmading nima qildilar, qilganlar. Mana shunda atroflarida lekin ig'volar, hatto o'zlarining yaqin kishilari, o'zlari ishga olgan odamlar kishiga qarshi bosh ko'tarib shunaqa qilib nima qilgandan keyin haligi ish orqaga bo'lmasa juda katta mehnat qilib so'zlikni chiqardilar. Birinchi o'zbek ensiklopediyasini
sözlüğünü çıkardılar. Birinci ciltini, namunasını çıkardılar. Çünkü karamazdan İbrahim Münif hem mecbur bu geri şekilde. O kişinin urnları ge, yani başka kişinin aldılar işte, faylası adamın. Bu kişi kinin bundan kaba bolup köçüp gittiler. Köçüp gittiler, Samarkand'a bağlı. O yerde mukay önçelik nima bulmadı. Kin nima bar kurup kalıp Şeyh Muhammed İbdam'la, Said Şeyh Muhammed'i kaybolanıma koyup sevindisi, şuna kaç şuna kaç. Kette gidiyor, bu kişi kaybolakine kaytıp alıp gelip Taşkent Devlet Üniversitesi'nde kafedere açıp verdiler. Bitti özleri, bitti telaccüre. Telaccürele varan bu kişi budur. Başka kişi yok. Kim benim enklavide işler edin. Ki alıp gittiler. 71. yıl. 1. yanvar, 29. yanvar. Barıp öyle prekazdan çıktık da. Kiyin damla makalayım yazganlar, biz üç kişiydik degendir. Şey. Özleri, ben, Tilak Jo'ra. Menge birinci tapşırıkları barıp Tilak Jo'ra'nı tapkin dediler. Kayırdan tapım ben, o falan yatakhanada. Yatakhanaga barsam, o ya, resmana yatakhanı demesin ki, yatakhananın eli ki bakavayı bularken. Bu yan tamamda bir kandaydı bir cahil bularken, nesillerini koyardı genelde. Takta pakta ona kadar maklar deken, asbab uskunlar saklan deken cöyken. Şöyle bir karavat, sim karavat, onda ne kurpa var, ne başka var, işin arası yok. Şimdi yatıptı. Hayal sürü, hayal sürü, yok. Tilak cöre sanma. Aman. Kettik, hakika, salam çakırlar. Laboran deken sen, barışım gerek. Şimdi tanışken misin? Oturup bir yarım saat gaplaşıp, keyin keldik va haqiqatan ham uchta og'ayniga o'xshab qoldik. Tilak Jo'ra keyin berga hamsoya bo'lib keldi. Bu mahallaga shu bilan bo'lib qoldi va aytmoqchimanki, Qaybul aka mana shu kafedrani tuzgandan keyin ham boshlariga juda ko'p g'avolar keldi. Bu jurnalist emas, bu jurnalistga to'g'ri kelmaydi. Deb mana Pilayev damlar, boshqa damlar ig'vo qilgan, boshqa qilgan. Keyin uni filologiyaga fakultetiga o'tkazdilar, undan rus filologiyasi fakultetiga o'tdi, undan keyin zarubejniy aliga xorijiy nimaga o'tdi, oxiri kafedra shunaqa damlarni sarson, sargardon bo'lishlariga ham sabab bo'ldi. Shunga qaramasdan damlar darslik tuzdilar, yozdilar. Tercüme nazariyesi asosları degan derslik. Tercüme nazariyesi kiriş degan derslik. İkide derslik yazdılar. Ve öyle ki dasturlar, programlar yazdılar. Ve doktorluk disertasyasını, alakacan doktor buluş gerek bize yazdılar. Yani şu ki düşmanları kopakken şu doktorlukunu yazgandan ki üstlerinden yeni yazdı. Moskva'ya yazdılar. Moskva'ya barıp Tilak Jo'ra şunun papkasını kotarıyordu. Nima borib, yerda qayta himoya qilib, diplomni olib keldilar. Juda ko'p mana shu narsalar o'shining ruhiyatiga, hayotiga ta'sir qilgan. Ammo shunga qaramasdan tarjima nazariyasini mana shu fan sifatida shakllanishi O'zbekistonda shu odam bilan bog'liq. Men endi tarjima tarixini o'rgandim. Doktorligim tarjima tarixi, Xorazm tarjima maktabi, davlat tema qilib berganlar. Bunda Xorazmda tercümeçilik güde rivojlangan. Ayniqsa Arab Fars tilidan bo'lgan turli xil falsafi asarlar, badiiy asarlar tercümeçilik. Biz badiiy asarlar tercümelerini xilma-xil nimalarini o'rgandik, o'ziga xos tomonlarini. Keyin shu meni nimam boshim, seni boshimdan o'tmasin deb meni himoyadan 2 oy oldinmi, 3 oy oldin Moskvaga olib ketdilar. Borib Moskvadagi haligi kerakli odamlar bilan tanıştırdılar, bu bizi şakirdilerdi, bu ya bu ya, deyip şuraya kalıp kayıp kegen biz. Kegenden keyin Baku'dan, Leningrad'dan, Moskva'dan, himoya paytida Dushanbe'dan, oponentler, damlalar kelip, doktorlik himoya bo'lib. Keyin yaxshi bo'ldi. Bu paytda rus tilida bo'lar, dissertatsiya rus tiliga tarjima qilinib,
rus tilida himoyalar bo'lib shunaqa bo'ldi, keyin tasdiqlandi va hokazo. Bularning hammasi nima domlaga bag'ishlanganman. Keyingi haligi kitobim Karvon nima naqani ham domlaga bag'ishladim, ikkinchi nashrini, tafakkur karvonlarini. Mani hayotimda juda katta rol o'ynagan olim bo'lishim va mana bu obro' odam bo'lishgan shu domlani o'sha akademik ishga o'tdilar, az qochib shu yoqqa ishga nima qildi, u yerda ishladilar. Mana endi boshqa u kishi haqidagi nima fikrlar ko'p, albatta ko'p narsa o'rganganman ilm sohasida ham. Diqqat qilib nima bir narsaga diqqat qilib uni nimasini so'zni ustida ishlash, so'zni qadrini bilish, so'zning mohiyatini bilish, so'zni odam qalbiga joylashtirish mahorati juda kuchli edi. Chunki faoliyatlarning boshi muharrirlikda bo'lgan. Bular nima qildi? Domlaning ta'sirlari katta bo'lgan. Keyin bu yerda Izzat Sulton domla. U kishidan man ko'p nima olmaganman, lekin u kishining asarlari va u kishining o'zini tutishi, o'zi bir kamtaronaligi manga juda katta ta'sir qilardi. Izzat Sulton domla hech bir kishida manmanlik nishonasi ko'rinmasdi. Bu katta olim o'zi, ham yozuvchi, shoir, o'sha Navoiy haqida nima yozgan, uyg'on bilan birga drama yozgan, xalq og'zida yod bo'lib ketgan narsa shu Izzat Sulton domlani nimasida bor edi. Endi man bir narsani aytmoqchimanki, man rasmana dissertatsiya yo'li bilan navoiyshunos emasman. Dissertatsiya yo'li bilan tasavvufshunos emasman. Tarjimashunosman asli olganda. Aslini olganda tarjimashunos olimman, lekin shu tarjima shunaqa bir narsaki, turli xil asarlar tarjima qilinadida. Tarjima shunaqa bir narsaki, masalan ayniqsa mumtoz adabiyot tarjimasida uni tasavvufni o'rganmasdan uni o'rganib bo'lmaydi. Sharq falsafasini o'rganmasdan uni o'rganib bo'lmaydi. Ogohini o'rganishni albatta fojiaga olib keladi. Ana shu bir nechta ming ohuni askarlari bilan yig'ib bir joyda uni hammasi birdan otgandan keyin qoni oqib, keyin yomg'ir yog'ib, yer erib ketgandan keyin jazo shu bo'ladiki, butun qo'shini bilan yer yutib yuboradi. Yer yutib yuboradi. Buning tasvirini o'qisangiz dahshatga tushib ketasiz. Bu hozir ekologiya masalasi paytda aktual emasmi? Emasmi? Juda juda aktual. Hozir hayvonlarga shunaqa zulm qilayotganlar yo'qmi? Insonlarga shunaqa zulmi yo'qmi? Shunaqa qirib tashlash tarafdori yo'qmi? Afrikani mana qilyapti-ku. Qilyapti-ku. Hozir ham mana hozirgi paytda, hozirgi kunlarda bir-birini qirishga sabab qilinayotgan narsalar. Bu bundan tashqari insoniyat tarixi, biz ovchilik bu erkak, o'sha insonni olib qarasangiz, erkak zotini butun qonida nima bo'lgan? Bundan nihoyatda zavqlanadi. Bir qushni otsa bundan podsholar buni o'zining eng yaxshi haligi kayfi savo qiladigan davr deb bilgan. Uning ayollari ham ketidan borgan va hozir ham arab nimalari kelib turli joylarga borib, arab amirlari pulni nima qilishni bilmasdan nima qiladi? Ovga chiqadi. Qo'riqxonalarga boradi. Ming hayvonlarni jonsiz qiladi. Bu aktual. Bora bora demak shu yo'q bo'lib ketmaydimi shu hayvonlar? Shu turlar hammasi yo'q bo'lib ketadiku. Uni saqlash haqida qancha gapiramiz, lekin bu yer bir tomondan, ikkinchi tomondan bor. Baliqlarni ovlash, boshqa qilish, boshqa qilish. Xullas, insonning tarixi ne ko'rsatgan? Bu Bahrom voqeasi shunchaki voqea emas. Inson tarixi shu. Urushlar ham shu. Bitta odamning irodasi, bitta odamning nimasi, yo yana ikkinchi tomondan bu hirs, bu salbiy hirs, narkomaniya hirsi emasmi? Hirs maishatda oliy ko'rinish.
Uşa adamdaki salbi narsalar canına da şunu bir çıkarış gerek. Nima qilish kerak? Abu Ali'ye nima g'arbda keng tarqalgan nima ommaviy san'at. Bu ham nima? Bu ham hirs. Hirs bu ya. Yap yalang'och bo'lib g'aliga turli maqomlarda nima qilish? Hirs bu. Shayxon shahvoniy hirs. Bu ham hirs. Bu ham hirs. Ne gördünüz mü? Bu umumlaşma gelip gelip insanın uşa insan nimesi sıfattaki nimelerinin yukalı barışını kursakken. Şair bunu dehşetli kılıp tasvirler. Bu dehşetli bu tasvir. Eğer o hakikatten nimenin dilaramını sevgende idi, Mecnun dey sevgende idi, Farhad dey sevgende idi, bu namakulçiliğini kılmadan bunlar. Şimdi hazır bana gap var. Şimdi böyle bir şey. Geçen gün mecliste hem şuna gap ki, Navai'ye hem eserlerine nisbet, tasavvufu nisbet bir iş gerekmez. Doğru, tasavvufu Navai uzayam ekken. Mani eserler, mani yolda manaliyi, Amir Khusrav, Hafiz, şuan yolda, Sadi yolda. Bir de siz, hem tasavvuf taza emas balki qo'shilgan. Ya'ni bir ideal sifatida qo'shilgan, bir g'oya ideal g'oya sifatida qo'sh mahlut qilganmiz. Dunyo bilan ilohiylikni mahlut qilganmiz, qo'shganmiz degan ma'noda. Buni demak bu qandaydir ilgari savollarida tasavvufdan butunlay voz kechib, hozir endi kelib hamma shunday odamlardan bor, hamma asarlarga tasavvufni tiqishtirishdan bu ham kerak emas. Kerakli joyda, Navoiy aytgan joyda nimada mahlus qilingan joylar bo'lsa, qo'shilgan bo'lsa, buni aytish kerak va haqiqat va majoz degan tushuncha bor. Demak, majoz bu dunyoni o'zini majoz deyiladi. Haqiqat Allohni o'zi boya aytganimizdek. Shuning uchun haqiqat va majozni bedil hech qachon bir-biridan ajratmaydi. Haqiqat majozdir, majoz haqiqatdir. Chunki Alloh yaratgan buni. Dunyoni Alloh yaratgandan keyin dunyoni Allohdan tashqarida qanday tasavvur qilish mumkin? Shuning uchun Navoiydan dunyo go'zalligini tasvirlaganda, dunyo gulini go'zal insonni tasvirlaganda bir tomondan ham go'zal inson real ham ikkinchi tomon bu Allohning ne'mati, Allohning bu san'ati bu yaratilgan odam deb qarash kerak bo'ladi. Bu sufi bo'lmasligi mumkin, lekin Allohning nimasi o'sha tajallisi aks etgan shunisi deb qarash lozim bo'ladi. Endi mana shu jihatida Attor bilan Navoiy, Attor bilan Rumiy, Attor bilan Bedil orasida farq bor. Attorda haqiqatdan ham dunyoni nafrat bilan tilga olish kuchli. Shu qarama qarshi qo'yish juda kuchli. Lekin dunyoga berilgan odam odam emas degan xulosa kelinadi. Bu Rumiy yumshatadi. Ko'proq avliyolar nima qiladi? Dunyoni ba'zan nima qilgandan, lekin tamoman qoralagan joyi yo'q. Navoiyda dunyo haqida, dunyoni nafratlash haqida gap deyarli yo'q. Navoiy hatto Naqshband ta'limotiga asosan aytadiki, kemaning ichi yukka to'lsa, u shuncha sokin yuradi. U falokatlarga uchramaydi. Demak, haligi boy bo'lgan odam bu Xudodan bexabar deb qaramanglar buni. Xo'jaror vali boy bo'ldi, Xudodan bexabarmidi u? Sufiy edi-ku. Ha. Shuning uchun biz dunyo bilan nima munosabati bir-biriga yaqin, bir-birini taqozo etadi, bir-birini inkor qiladigan darajada emas. Va Bedilda endi bularning hammasidan ham ustun kelib qo'shadiki, Bedil aytadiki, har bir zarrada moddiylik va ilohiylik bor. Hech bir zarra bu ikkalasidan xoli emas. Hech bir harakat ilohdan tashqarida emas.
Bizim kanımız ham madde, bu ham ilah. Çünkü eğer Kudanın emri bulmasa kan aylanmaydı. Aynı payda bu kan, bu maddi nefse. Bu hava, bu çarptört unsur bu. Bu ne haldeki ot, bu hakaza. Çünkü bütün hayat, bir dil nazarında bütün hayat şu ikide nefsenin birgelikteki hareket. Hareket Allah'dan. Lakin bütün forma, şekil ve nimeler nimesiz maddeden ibaret. Çünkü maddeni yamanlaş yok. Tamamen şimdi alt taştan gel. Maddi dünyaya nispeten. Hatta şimdi celal buladı ki bazen bedel materyal ismi kenar deyken kolasıken kep karşı yapmaz. Şimdi Hazret Navai yani bir nesini aytayım ki bedilde camiden tersirleniş güçlü. Şimdi bugünden ki Hazret Navai hem caminin mesele bugün. Demek şu devlet bugün. Ha. Bunlar da dünyalilik bilen ilahilik koşulup gitken. Bir gelikte alıp tasavvur kılışımız gerek bunlar da. Her ikkalasını birbiri inkarsız bu muydu? İlahilik bu ideal. İlahilik bu âli hakikat, ilahilik bu hareket, bu demek onaka iman itikad. Aynı payda maddilik şu ilahiliğinin yani ki devamı sıfatı da ilahiliğinin asbabı. Bedil buna asbab değil. Yani, böyle ikincisi karama karşı koyup olmayı.